Yunan bakan Bayraktar Akıncı için İsrail'e gitti. Çavuşoğlu'ndan Rum kesimine tokat gibi yanıt. Yunanistan'da muhalefet, Rafael şovu yapan hükümete isyan etti. Rus uzmandan Türkiye yorumu. Orta Asya politikasını değiştiriyorlar. Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleştikçe Asala panikliyor. Türkiye ve Azerbaycan 1 milyar dolarlık döviz takası anlaşmasına hazırlanıyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan, Rafael'den sonra şimdi de Bayraktar Akıncı için İsrail'de. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolos Panagiotopoulos, İsrail'i mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Benny Gantz'ın davetlisi olarak İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Yunan basınının verdiği bilgilere göre, Yunan Bakanı'nın ziyareti İsrail'den Rampage ultrasonik güdümlü füzelerin satın alınmasıyla ilgili. Her şey yolunda giderse Yunanistan, Türk 4. ordusuna ve Anadolu kıyılarındaki altyapısına karşı müthiş bir silah elde edecek diyen Yunan basını, ziyaretin bir diğer konusunun da İsrail'in taarruz tipi insansız araçlarındaki İsrail teknolojisinin transferi ya da Yunan Silahlı Kuvvetleri adına satın alınması olduğunu yazdı. Yunanistan'ın İHA ve bunlara karşı tedbir sistemlerine olan ihtiyacının, uzun menzilli silahlar ve güdümlü bombalarla donatılacak olan stratejik İHA Bayraktar Akıncı'nın tanıtımının ardından verildiği kaydedilen haberde, iki taraf ilgili bir anlaşmanın ardından İsrail'in aktif olarak dahil olduğu bilinen Kalamata Havaalanı ile ilgili son gelişmeleri de tartışacak. Türkler yıllardır uyguladıkları devasa savunma programıyla karada ve denizde bir parça vatan topraklarının bile kaybedilmemesi için her şeyi yaparken, özellikle Rafael'in Tanagra'ya gelişinden sonra birçok politikacının sözde gereksiz savunma harcamaları konusundaki açıklamalarını herkesin anlaması gerekir denildi. Çavuşoğlu'ndan Rum kesimine tepki. Bedelini çok ağır ödetiriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Rum kesiminin son dönemde gerçekleştirdiği sınır ihlalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, son ihlal girişiminin bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Bizim kıta sahanlığımıza yönelik son bir yılda Yunanistan'ın ve Rum kesiminin 9 defa ihlal girişimi oldu. Son girişim bu sabah oldu. Tabii hiçbirisinde başarılı olamadılar, dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tahrik edecek uygulamalarına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi son olarak terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD'ye temsilcilik açma izni verdi. Bu skandal girişime Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bedelini çok ağır ödetiriz, dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar, ifadelerini kullandı. Papazlar savaş uçaklarını kutsadı. Yunan muhalefetinden hükümete ver yansın. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafael savaş uçağının ilk partisi Yunan topraklarına iniş yaptı. Muhalefet Fransa'dan gelen savaş uçaklarıyla şov yapan hükümeti eleştirirken, Yunan din adamları da savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı. Pilotlarsa ıstavroz çıkartıp hacı öperek papazın kutsama törenine katıldı. Türkiye'de ise yapılan projelerin dualarla açılışı ve bu programlara Diyanet İşleri Başkanı'nın katılması sürekli eleştiriliyor. Denizcilik ve Ada Politikası eski bakanı Todoris Dritsas ve Siriza Merkez Komitesi üyesi ve milletvekili Georgios Tsipras ortak bir basın açıklaması yaparak, her türlü hayal gücünü aşan ilk Rafael Alman'ın hükümet için sefil bir parti sömürüsü olduğunu belirtti. Siriza milletvekilleri, Mitsotakis hükümetinin Yunan halkının dikkatini son dönemde su yüzüne çıkan sadık ve öngörülebilir müttefik şeklindeki tehlikeli dış politika doktrini nedeniyle Yunanistan'ın aldığı çok ciddi darbelerden başka yöne çekmek zorunda kaldığını vurguladı. Yunan toplumu için bu kadar zor bir dönemde finansal maliyeti umursamayan seçenekler aynı zamanda Yunan savunma sanayisini de umursamıyor, diyen vekiller, bu tür seçimler ülkenin savunmasını gerçekten sağlamıyor. Tam tersine bağımlılık ve güvensizlik sorunları yaratıyor, dediler. Rusya'ya saygın bir askeri güç muamelesi yapan Türkiye, Orta Asya politikasını değiştiriyor. İmemor Rast'a kıdemli araştırmacı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Türkolog Vladimir Avatkov, Türkiye'nin Orta Asya ülkelerindeki politikasının Kazakistan'daki ayaklanmalar ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü davet etmesiyle nasıl değiştiğini anlattı. Avatkov, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde
silahlı bir kuvvetin oluşturulmasının uzun süredir tartışıldığını, Türk devletlerinin birleşmesinden önce birleşik bir silahlı kuvvetler fikrinin olduğunu belirtti. Ekonomik, politik, bilimsel ve eğitim alanlarında ortak projelerle ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen, Birleşik Ordu'nun bu zamana kadar gerçekleşememesinin nedeninin büyük ölçüde Türkiye'nin kendisini Türk dünyasının ağırlık merkezi olarak konumlandırdığı Türk merkezli entegrasyon çerçevesinde yeterli güç bileşeninin olmamasından kaynaklandığını vurguladı. Birleşik bir askeri gücün olmaması nedeniyle Türkiye'nin Rusya'ya askeri bir güç olarak ihtiyatlı ve saygılı davranmasına ve dolayısıyla Sovyet sonrası ülkeleriyle ortak silahlı kuvvetler kurma riskini alamamasından kaynaklandığını ifade etti. Ancak son zamanlarda özellikle Kazakistan'daki huzursuzluktan sonra Türkiye'de muhalefet ve iktidar çevrelerinde ortak ordu kurulması fikri daha aktif tartışılıyor diyen Avadkov, Mavi Vatan denizcilik doktrininin mimarı da dahil olmak üzere birçok uzman Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de geniş yetkiye sahip olduğu iddiasını doğrulamaktadır. Cihat Yaycı, yetkilileri bazı Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle ortak bir güvenlik sistemi oluşturulmasını başlatmaya çağırdı, dedi. Bu projenin altyapısının hazırlandığını kaydeden Rus uzman, Kazakistan'daki olaylardan önce Türkiye, Türk devletlerinin silahlı kuvvetleri ve kolluk kuvvetleriyle aktif olarak çalışmaya başladı. Danışmanlarını gönderdi, silah tedarik etti ve Türkiye'de personel eğitimi verdi, dedi. Ancak bu çabaların Rusya'nın Sovyet sonrası alandaki Türk devletlerinin askeri, stratejik alanından çekilmesi için yeterli olmadığını kaydeden Avadkov, Türkiye'nin bu yönde harekete geçmesi ve Ankara'nın bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceği aşikardır, dedi. Türkiye'nin ekonomi politikasını aktif olarak yeniden yapılandırıldığını ve bu konudaki çabaların devam ettiğini belirten Türkolog, Ankara birçok şeyin yanı sıra yatırım bileşenini güçlendirmeye çalışıyor. Ülkenin şüphesiz ekonomide sorunları var. Kaynak kıtlığı ilginç bir şekilde Ankara'nın bir dünya gücü politikası izleme girişimlerini engelleyemiyor. Katar'da Türk üsleri var. Suriye ve Libya'da Türk ordusu var. Periyodik olarak Irak'a giriyor. Bütün bunlar Ankara'nın şiddetle yoksun olduğu fonları gerektiriyor, dedi. Ancak Türkiye'nin ağırlık merkezi olduğu ve çok sayıda ticaret yolu ve altyapı projesinin kesiştiği noktada bulunduğunu, aynı zamanda bir merkez ideolojisini vaat ettiğini hatırlatan uzman, aslında Türkiye jeopolitik konumundan kazanıyor. Üstelik bu ideoloji içinde lobi grupları oluşturarak Türkiye, kendi dış politika hedeflerinin bedelini yavaş yavaş diğer devletlere ödetmeye başladı. Bugün Türk Devletleri Örgütü'nün Türkiye'ye ek olarak Sovyet sonrası alanın diğer devletleri tarafından finanse edilen kendi fonu var. Böylece Ankara, çıkarlarını korumak ve hedeflerini ilerletmek için gerekli miktarda kaynak eksikliğini gideriyor, dedi. Türkiye'nin başlangıçta yumuşak güç araçlarına ve Sovyet sonrası alanda lobi gruplarının geliştirilmesine yatırım yaptığını söyleyen uzman, girişimlerini Türk devletlerinden katkı beklemeden teşvik ediyor. Bu devletlerden bazıları belirli alanlarda Türkiye'den daha zengindir. Örneğin Azerbaycan, Türkiye'nin yumuşak güç etkisinin nihai sonuçları yıllar içinde çıkarılabilir. Bugün bu araçların entegrasyon, ekonomi, sosyopolitik ve benzeri ilişkilerle çalıştığı açıktır, dedi. Sovyet sonrası alanın Türk halklarının büyük ölçüde Rus tarihiyle olan birliklerinden dolayı kendilerini koruyabildiğini, gelenek ve göreneklerini modern zamanlara aktarabildiğini iddia eden siyaset bilimci, Ankara yavaş yavaş Türk devletlerinin tarih bilinci doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırarak uygun mitolojiyi oluşturur ve ortakların köklerinden vazgeçip Türkiye Türklerinin tek doğru Türk olduğu efsanesini öğrenmesi için her şeyi yapacaktır, dedi. Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşti. Ermeni diasporası ve Asala panikledi. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sona eren 44 günlük vatanseverlik savaşı, Güney Kafkasya'da yeni bir jeopolitik gerçeklik yarattı. Azerbaycan topraklarının kurtarılması, Ermenistan için de olumlu beklentiler yaratıyor. Bağımsızlığından bu yana Bakü ile ihtilaf halinde olan Erivan, bundan sonraki tüm sonuçlarıyla birlikte Azerbaycan ve Türkiye ile karşılıklı olarak yararlı ve yapıcı bir diyalog kurma fırsatına sahip. Bununla birlikte Ermenistan'da Ermeni diasporasında savaş sonrası hakim gerçekleri anlatmaktan uzak, akıl dışı düşünceye sahip intikamcı fikirlerin destekçileri hala var. Örneğin Taşnak Sutyun temsilcisi Giro Manoyan'a göre Türk makamları bağımsız Ermenistan'ı komşu olarak görmeye hazır değil. Manoyan, Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'a diz çöktürmek için her fırsatı kullanacaktır. Daha önce de aynı amaçla abluka uygulanmıştı.
şimdi Ermenistan'a aktif olarak ucuz mal ithal etmeye başlayacaklar ve bu daha da kötü bir ekonomik duruma, güçlü bir bağımlılığın ortaya çıkmasına neden olacak, dedi. Kilikya Büyük Hanedanlı Katolikosu 1. Aram'da memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda yenilmesinden sonra Ermeni diasporasının yıpranmaya ve yok olmaya başladığını belirtti. Diaspora, özellikle son yıllarda Ermenistan'a karşı kayıtsız davranmaya, hayal kırıklığına uğramaya başladı. Gençlik kolektif hayatımızdan, kurumlarımızdan kopmaya başladı. Ermeni hayatında bir yabancının varlığı elle tutulur hale geldi, dedi. Ancak Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusunun, yani ASALA'nın, bu terör örgütünün 47. kuruluş yıl dönümüne denk gelen açıklaması, Ermenistan kamuoyu üzerinde önemli bir baskı oluşturmak için tasarlanmıştır. 1. Aram'ın çağrısının aksine ASALA, Ermeni makamlarıyla Türkiye arasında başlayan diyalogla ilgili endişeleri açıkça dile getirdi. Milletin ve devletin mevcut zor durumunu görmezden gelen Ermenistan'ın mevcut yetkilileri, Karabağ'ın varlığını ve güvenliğini tehdit eden tehlike ve meydan okumalardan ellerini yıkayarak Azerbaycan liderliğinin neredeyse günlük tehdit ve tecavüzlerini sessizce yutuyor. Ermenistan ve Karabağ'ın varlığı ve şimdi şüpheli bir aceleyle ilişkilerin normalleştirilmesi gereğini öne sürerek Türkiye ile diyalog başlatması, dedi. Aynı zamanda ASALA bildirisinin metni Türkiye'nin çöküşünün kaçınılmazlığına ve işgal altındaki Ermeni topraklarının kurtarılmasına olan inancını dile getirdi. Bu, Ermenistan hükümetinin Azerbaycan ve Türkiye ile ikili işbirliği kurmak için attığı adımlarla ilgili olarak yapılan tek ASALA çağrısı değil. Böylece Ocak 2021'de ASALA, örgütün Ermenistan'ı koruma misyonuyla tutarlı olması gereken, mevcut jeopolitik gerçeklere dayalı makul eylemler için yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurgulayan bir bildiri yayınladı. Görünüşe göre ASALA'nın başlayan Türk-Ermeni diyaloğuna ilişkin bir sonraki açıklaması, geliştirilmiş yeni makul eylemler stratejisi olacak. Nisan 2015'te ASALA, Türkiye'nin Gelibolu Zaferi'nin 100. yılı münasebetiyle şenlikli etkinlikler düzenlenmesiyle bağlantılı olarak Türk liderliğini tehdit eden bir bildiri yayınladı ve Türkiye'yi askeri harekat başlatmakla tehdit etti. Ancak bu olmadı ve 1983'te bölünen ve iç çatışmalara konu olan bir terör örgütü, barışçıl ve silahsız insanlarla muhatap olursa eski gücünü ve ruhunu nasıl geri kazanabilir? Hatta 1982'de Türkiye, Esenboğa Havalimanı'na düzenlenen saldırıya katılan, daha sonra mahkemeye çıkan Levon Ekmeksyan bile inançlarından vazgeçti ve yoldaşlarını şiddetten vazgeçmeye çağırdı. Ve şimdi ASALA, eğer hala varsa, içerik olarak boş ve anlam olarak süslü ifadeler şeklinde korkuluklar yaymaktadır. Nefret politikasından her şeyden önce Ermenistan devletini yok etmekten bıkmış olan Ermenileri kandırmaktan vazgeçmenin zamanı geldi. Türkiye, Azerbaycan'la 1 milyar dolarlık döviz anlaşması imzalamaya yakın. Middle East Eye'de çıkan habere göre Türk yetkililer, Ankara ve Bakü'nün Türkiye Merkez Bankası rezervlerini artırmaya yönelik anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın olduğunu söyledi. Konuya aşina iki Türk yetkili verdiği demeçte, Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda Azerbaycan'la 1.14 milyar dolarlık para takası anlaşması imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Haberde geçen ifadeler şu şekilde. Önerilen anlaşma, Türkiye'nin döviz rezervlerini desteklemek için yakın zamanda yaptığı birkaç para takası anlaşmasından biri. Üst düzey bir Türk yetkili, anlaşma neredeyse hazır, dedi. Zaman alan sadece bürokrasidir, diye konuştu. Güçlü siyasi ve kültürel bağları paylaşan Türkiye ve Azerbaycan, 2020 yılında Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında Ankara'nın Azerbaycan güçlerinin bölgeyi bir Ermeni yönetiminden almasıyla daha da yakınlaştı. Türkiye, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolarlık bir para takası anlaşması imzalamıştı. Türkiye'de son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz oranlarına karşı mücadele yürütüyor. Ülke yabancı yatırımcıya ihtiyaç duyuyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.